Arkadaşlar, herkese merhaba. Ceren'den teyze hoş geldiniz. Bugün karara hesabı yapıyoruz. 13.000 karara alacağım inşallah. Evet, şaka bir tarafa. Bunu bana çok sevgili Fethiye Yeniyaman'dı. Kendisi Almanya'dan bizi ziyarete gelmişti. Ben de bu mikrofonları çok seviyorum. Ona da birlikte gezerken söyledim. Yani söylemiş bulundum. O da bir tane dükkana girdik. Pazarlık ederek aldı iki tane. Bana da pembesini verdi. Ben pembesini istedim. Pembeyi severim yani. Buradan da ona kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkürler. Yengeciğim çok teşekkürler. Hatta. Sen anladın. Yalnız bu mikrofonlar aşırı güzelmiş ha. Herkese tavsiye ediyorum. Evet. Ben hemen yiyeceklerimizi tanıtmakla başlıyorum. Havalı kapanıyor bir de. Hoş yani, güzel. Şimdi noodle'ımız var. Kebabımız var. Orada tatlılarımız, soğan halkımız. Şunlar var ya. Şunları ben hep tadına bakmak istiyordum. Çok güzel. Jumbo sosis bunlar. Şurada içli köfte var. Onun için de ablama çok teşekkür ederim. Resmen bir doğu batı sentezi yaptım bugün sofrada. Yani burada da kanatlar, çıtır tavuklar falan filan var. Burada da yengemin yaptığı, bu Şenay yengem, min yaptığı çok güzel ve özenli tatlılar var. Buradan kendisine de çok teşekkür ederim. Ev yapımı tatlı yesin videosunda demiş, bana tatlı gönderdi. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Burada da zaten ben bunları yakından çektim de, burada da salam süt eritilmiş kaşarımız falan filan var. Öyle. O zaman tekrardan hoş geldiniz diyorum. Keyifli seyirler diyorum. Ve ben başlayayım. Hani sence ben KFC'den kaç tane kova yerim? Büyük ama. 5. Arkadaşlar annem 5 dedi. KFC kova 5 tane yersin dedi. Sizin tahminleriniz varsa aşağıya bekliyorum yorumlara. Bu arada diğer videomda söylediğim teyzem Haydi Teyze Börek Ye'ye gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Bunun çubukları nereden mi? Ben bunun çubuksuz mümkün değil yiyemem. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Teyzem kendini biraz şu aralığında naza çekiyor. Bakalım ama hani ikna edeceğim. En son ne zaman KFC yemiştim acaba? Şey isterdim. Kamera arkasında annem var yine. Onu görün isterdim yani şu an. Ben video çekeceğim diye kadın bir ayda 3 kilo verdi. Yemek yiyemiyor beni izledikçe. Yazlık yani. Bu arada arkadaşlar, benim şu anlık şu anki yemek sponsorum canım Babişkom'dur.
Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Baba parası yemek deyimi bu olsa gerek baba. Gerçekten yiyorum. Bu arada babamın da hayatta en nefret ettiği şey çok yemek yemek ve çok yemek yemeyiz ama çünkü kardeşlerimin de kilo problemi var benim. 4 kardeşiz. Bir tek bende yok. Ben anneme çekmişim onlar babama. Benim babam çok fit bir adamdır. O yüzden de çok dikkat eder. Hani hayat boyunca ben babamı mesela hiç makarna yerken görmedim. Hep çok dikkat eder. O yüzden de bana karşı bir böyle ye diyor. Yani ye diyor. Benim kesin ocak başına getirdi. Ocağın başına oturduk. Adam orada pişiriyor. Veriyor. Pişiriyor, veriyor. Dedi ki ne istersen ye. Ye yeter ki dedi. Ben tamam öyleyse dedim. Ama adam pişirdikçe yenisi. Pişirdikçe yenisi. Yani gerçekten çok güzel bir gündü. O gün biraz abartmıştım yani. Ama ne yapayım babam taşındı. İyiyecek, iyiyecek. Çünkü o zamanlar bu halimden biraz daha zayıftım. Şimdi iyiyim yani. Bir şey deneyeceğim. Çok havalı açılıyor ya, zilini de anlayamadım. Zaten deliye yerken. He? Zaten deliye yerken. Zaten duyuluyormuş yerken. Anne! ASMR'e hiç bana geldi. ASMR'e şeklinde çeker misin falan demiş de birkaç kişi. Utandım şimdi. Üşüdün mü? Üşüdüysen söyle sokağını yakayım anne. Benim oğlum dün köfte yarışmasına katıldı. Meşhur Olsaklar Çöpçüş Antalya'da. 100 tane köfte alt sınırı var arkadaşlar. Bu arada Antalya'da olan ve kendine güvenen insanlar gidebilirler. 100 köfte alt sınırı var erkekler için. Bayanlar için 80. 4000 lira ödül. Değil mi? 4000 lira ödül var. Sayılar arttıkça ödül de artıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi altına yazmayın diye hemen başta söylüyorum. Ben gitmedim arkadaşlar. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten rekor benimle belirlendi. Yani kaç tane yeneceği. Zaten benim aşağıdaki videolarımda 132 köfte yedim başlıklı videomda görebilirsiniz. Ben o yüzden girmiyorum. Şimdiden cevap vermiş olayım. Ay. Üstelik de yani o rekor benimle belirlendi. Sağ olsunlar beni çağırdılar. Girdi. Ne anlattım unuttum. Girdi. Ondan sonra kıramadı. 75 tane falan yedi. Sağlık olsun. Bu arada kaybedersiniz tabii. Yani daha doğrusu katılım ücreti 500 lira var. Onu da söylemiş bulunayım. Büyük şey diyordu. Yutamıyorum. Yani çiğnemeyi boş ver artık yutamıyorum diyor. Ağzımda oraya döndürüyorum. Artık çorba oldu o köfte ağzımda diyordu. Yani bu tatları yapan yengem de işte onun annesi yani dayımın eşi. Şey diyordu. Olsun 500 liralık köfte ısmarlamış olduk çocuğumuzu. Karışmıyorum yakışır sonra 500 köfteye. Tıp okuyor bu arada. Thank you.
Bu arada ben 12-13 bin kaloriden daha fazla alıyorum herhalde. Yağ yiyorum anne şu an. Yağ olmuş tabağın altı, yiyorum onu ben. Yiyorum annem. Bak bunu sana veriyorum. Arkadaşlar bunu anneme veriyorum. Ciğer ceketi siyip bakıyor arkadan. Yazık. Çalışıyorum bir bak. Hı? The Bluetooth device is ready to test. Allah'ım yüreğim indi. Yengecim özür dile. Vallahi indi yüreğime. Ay iştahım kaçtı ya. Onu korunaklı bir yere koyalım anneciğim. İştahım kaçtı. Annem hiç köfte sevmiyormuş bu arada. Ben de bunu yeni öğrendim. Nesini sevmiyor? Neden yani? Seni rahatsız eden ne var? Tırmanı buldum. Soğan halkası seviyor onu. Bunu seviyormuş. Arkadaşlar bu arada annem taktı bana videoda balık yedirmeye. Bir dahaki videoda ne olur balık yapalım, balık yapalım. Fırında balık falan yapıyor. Fırında balık nasıl olur sizce? Yorumlarınızı aşağıya mutlaka bekliyorum. Balık. Ama nasıl bir balık? Anne sana soruyorum. Çok güzel soslu bir balık yani. Çok güzel soslu bir tane mi mesela? 6 tane. 6 tane. Allah Allah. Çok güzel. Ya da 2 kilo hamsi. Hamsi çok ciğer ki. Bu
Kokusu çok güzelmiş. Bunun altında bayağı bir şerbet falan var arkadaşlar. Muhallebi var. Etimek. Etimek tatlı. Yani bayağı bir kalorili bir şey bu. O yüzden güzel oldu yengemin bunu göndermesi. Bunun da bir tanesi 500 kalori falan. Pardon, şöyle ikincisi 500 kalori falan. Böyle 500 kalori. Hızlı. Harika. Aslında yani Antalya'da bir market var, böyle toptan ürünlerin satıldığı kocaman. Orada böyle kilolarlık böyle çikolatalar var, şöyle tablet. Onlar ben alsak ondan mı yesem? Arkadaşlar bunu da şokta keşfettim yine. Tadalım birlikte. Şimdi akışkan bir cheddar olması gerekiyordu. Ama yok. Hem de 3.95'lik asla değmez, almayın. Almayın, ben hiç beğenmedim. Yani ama yiyeceğim. Ben şöyle. Canım cheddarlı bir atıştırmalık çekti deyip bunu almayın yani, o şekilde. Bu 3.95 4 liraya neyse yeni bir cips çıkardı. Böyle mor paketli, çok tatlı bir paketi var. Zeytinli, peynirli falan. Ondan alın, o çok güzeldi. Ben onu da denedim. Çok güzeldi. Çedar tadı almıyorum ben galiba. Yok diyor annem. Tamam, bir tane bak tadına. Allah'ın seversen bir tane bak tadına. Annemin en sevdiği şey şey. Mangolu milkshake. Biz annemle çok dolaşıyoruz. Hep böyle işin ortasında falan iş, yani bir şey hallediyorsak ya da bir yerde istiyorsak mangolu milkshake içmeyecek miyiz? Yok. Ve bunda da çok kalori var. Böyle saçma bir şey ama. Zaten genelde şeylerde çok kalori oluyor. Böyle çikolatalarda, böyle şeylerde, cipslerde. Yani paketli şeylerin hepsinde çok kalori oluyor. Annem aradı, canımız istiyor. Yiyelim. Çayın yanına falan diye. Böyle atıştırmalık kırıntı deriz ya, kırıntılar alırız, tamam. Sonra biz onları hiç yiyemezdik. Çünkü hep abim yemiş olurdu. Ama yani böyle artık çıldırma seviyesine falan geldik. Böyle über acayip yerlere saklıyordu annem. Kokusundan buluyordu ya. Ya şunun kokusundan, ambalajlı paketli ürünün kokusundan buluyordu. Gerçekten itiraf etti. Ben dedi hissediyorum dedi. Hissederek buluyormuş. Yiyordu. İki videomdur abim sürekli beni sabote edip şu kapıyı açmaya çalışıyor. Annem az önce diyor git git diyor. Bak burada mı şundan ne? Biraz dişimi acıtıyor.
Hatta hırtı yemek istiyorum. Annem video çekemedi, kaşığı iyi parlatmış. Ben şuraya kıyma düşürmüşüm ya, ağzıma kıymalı tatlı geldi. Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün 13.000 kalori aldım. Yanlış bilmiyorsam, ki bilmiyorumdur herhalde, 12.400 kalori almıştım ben en fazla makarna videosunda. Kalorisi çok olsun diye yağ... Yani şaka yapıyorum tabii ki de. 13.000 kalori aldım. Zorluk puanı veriyorum. Kaç vereyim? Pek zorlanmadım sanki, değil mi? O işte o geçen videomu bana söyletmemiştin, lafı ağzıma tutmuştu hani, profesyonellikten o. Ağzında yemek var konuşma demiştin, hatırladın mı? Hatırlamış. Bir gün annemle video çekebilirim bu arada arkadaşlar, isterseniz. Bunu da yorumlara bekliyorum, gerçekten bekliyorum. Hatta video çekmeden önce de yani bir önceki videomda anneme küçüklüğüm, çocukluğum, yaptığı yemekler, çarpıcılık, her neyse, yani her ne sormak istiyorsanız onları da altta yorumlara yazarsınız, annem birlikte cevaplarız. Çok güzel ve eğlenceli olabilir. Benim annem de çok eğlenceli bir kadındır. Buna zorluk puanım... Zorlandım ben ya. Yani 7 dediğim. Evet, çünkü şu anda hani çok öyle bir şey yok ama onlar yağlı şeylerdi. Yüksek ihtimalle, bu arada Antalya'da gene yağmur vardı bugün ama şu an yok. Yüksek ihtimalle koşu yolu beni gözler yani. O yüzden de zorluk puanı 7 veriyorum. Geçen öbür videoma da zorluk puanı vermeyi unutmuşum. 6 veriyorum ona da, zaten açıklama kısmına yazmıştım. Bu arada Instagram sayfama kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. 10k olmadan Instagram bana yukarı kaydır özelliğini vermiyor bildiğiniz gibi. Hani tekrardan sormuştunuz yeni video atınca yukarı kaydır yap diye. Kesinlikle ve kesinlikle sizi Instagram sayfama da bekliyorum. Şahsi hesabımı koymamın da nedeni, insanlar bazen izledikleri insanlardan bir şeyler almak isterler ya da hayatlarını görmek isterler. Normalde ne yapıyor bu iş dışında diye bakmak isterler yani. Takip ettikleri insanların. O yüzden şahsi hesabımı da ben aşağıya koydum. Her ikisini de bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda öneriniz, başka bir sorunuz vesaire varsa yorumlarda ya da Cerenler'deyiz DM'ye de bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Herkese çok teşekkürler. Sevgili kalın.